yine şöyle güne güzel başlayacağız. Muhteşem sözler hazırladık tabii ki. Siz hoş geldiniz öncelikle ve günaydın, günaydın. Yine şöyle Hazreti Mevlana'dan özel bir cümleyle başlatalım videomuzu. Ama ne yapıyoruz? Hemen bir beğeni. Çok teşekkür ederim. Ve tabii ki sevdiklerimizle paylaşmayı, sevdiklerimize tavsiye etmeyi unutmuyoruz kanalımızı. Tamam, teşekkürler. Kibir, kendisinden habersiz, kendini bilmeyen insanın durumudur. Bu açıklaması. Tıpkı diyor Hazreti Mevlana devamında, güneşten haberi olmayan buzun kendini bir şey zannetmesi gibi. Çok tatlı, çok güzel ve çok doğru. Kendini beğenmiş, yükseklerde gören, aslını unutan, kendini karşısındakinin yerine koyup onu anlamaya çalışmayan, vicdanı olmayan insanları vallahi bilmiyorum ama şöyle bir tokatlayasım geliyor. Hani bir şok etkisini atması için insanlara böyle bir tokat atılır ya. Böyle bir tokat mı atsak acaba onlara? Kendilerine gelirler mi? Ne dersiniz sevgili can bağları? Başarı, istediğini elde etmek. Mutluluk ise elde ettiğini sevmektir efendim. Ya ne güzel cümle değil mi? Ne kadar güzel. Ben sizin bu kadar kendini beğenmiş olduğunuzu düşünmezdim doğrusu. Ama olsun. Yine de sizi bağışlıyorum. Çünkü bu sözlerin hepsi cahillikten, bilmezliktendir. Demeniz gereken insanlar inşallah yoktur hayatınızda. Hiç olmasınlar. Hiç. Bardağı kola doldurur gibi değer vereceksin insanlara diyor. Ve ağır ağır, ağır ağır ve yavaş yavaş. Çok verirsen, çok dökersen köpürür taşar. Elinde bardakla kala kalırsın. Heh. O yüzden güzel bir betimleme olmuş. Bir hatırlatayım, bir aklınızda kalsın istedim. İnsanlarla yüz yüze konuşarak her sorunu halledebilirsiniz. Ama bazı insanlar gelir önüne, hangi yüzüne konuşacağını bilemezsin. Yüz yüze gelemiyorsun, nasıl çözeceğiz olayı? Yok, o kadar çok ki. Boşuna mutlu olmaya çalışmayın. Çalıştığınız yerden sormuyorlar. Sormuyorlar. Biraz karamsar ama en azından iyi çalışırsak mutluluğu gördüğümüz yerde tanır ve hemen şak diye cevabı veririz, işaretleriz. He? Ne dersiniz? Tamam, böyle daha güzel oldu. Büyüklenmek nasıl bir küçülmektir öyle? Yukarı kaldır kafanı bir bak. Bak, ağaç ne kadar yüksek olursa olsun, yaprakların kaderidir yere düşür. Sevgili can bağları, garip değil mi? Bir insana vazgeçilmez olduğunu hissettirdiğinizde, ilk vazgeçeceği kişi siz oluyorsunuz ya. Çok garip değil mi? Çok garip bence. Hı. Üzülmüyorum. Çünkü hayatımdan çıkan hiç kimsenin hayatımda yeri yok. Çıkmış. Düşünüyorum da değersizlere bu satırlar bile aslında çok. Şu söylemler bile çok, çok, çok. Güç erkeğe. Güzellik kadına verilir. Ama her şeyi yenen güç yalnızca yalnızca güzelliğe gelir. Sevmek, sevdiğin kişiyle birlikte olmak değildir, unutma. Yok, hep öyle zannedilir ama unutmayın. Çünkü aşk onunla yaşamak değil, onu yaşamaktır aslında. Asıl olan budur.
Nazım Hikmet'in çok sevilen şu dizelerini bir tekrar edelim. Şuraya şöyle bir yerleştirelim. Siz de güzel bir beğeni atın şöyle. Harika, teşekkür ederim. Ah benim sevdasında bencil, yüreğinde sağlam sevdiğim, aklıma gelişini seveyim, aklıma gelişini seveyim. Ne güzel de darma duman ediyorsun beni, darma duman ediyorsun beni. Başka anlamlar aramaya gerek yok. Katlandığım kadar seviyorum seni. Ya da seni seven, evet, katlandığı kadar ya da sen katlandığın kadar seviyorsundur. Artık daha az seviyorum seni. Urutur gibi, ölür gibi daha az. Yeniden öğretiyorum kendime. Onca aşkın öğretemediğini kolay değildi. Kolay değildi. Kolay değildi. Bazen sen bile vay be dersin kendine. Tek satırlık adamları nasıl roman yapmışım gönlüme. Vay be, vay be. Her şeyinle seversin. Tüm gücünle belki. Ama yine kaybedersin. Neden mi? Çünkü her seviyorum diyeni adam zannederiz. O yüzden. O yüzden. Belki de aşk sevgiliyi kazanmayı değil de onda kendini kaybetmeyi gerektirir. Bir de böyle düşün. Bir deniz düşün, susuz. Bir insan düşün, mutsuz. Bir gece düşün, uykusuz. Bir bahar düşün, çiçeksiz. Bir de beni düşün, sensiz. Gülmek için mutluluğu beklersen cancağızım, of of, tebessüm bile edemeden ölür gidersin. Gülümsemek, tebessüm çok kıymetli. Cancağızım, hayatta hep mutlu olursak hayalini kuracak neyimiz kalır? Düşünsenize. Her şey dozunda ve dengesinde. Abartılı ya da fazla olduğu zaman yok. Bizi sıkar, bizi sıkar. Karın ortasında donmak üzeresin. Uyumak tatlı geliyor. Ama sen öldüğünün farkında bile değilsin. Kaç acı birden imtihan etti beni. Bir tek gece vardır insanın hayatında, ömür boyu sürer nöbeti. Bu da öyleydi. İyi ol. Sağ ol, uzak ol ama bir daha görme beni, görme beni.